Gitar Steve'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza çok ilginç videolarla çıkıyorum. Çok ilginç olmasının sebeplerinden biri ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu videoların çok fazla yavaşlatılmış olması. Yani fena şekilde yavaşlatılmış olması arkadaşlar. Bu yüzden de en ince ayrıntısına kadar her şeyi görebileceğiz. Benim merak ettiğim birkaç video vardı. Onları seçtim. Sizlere de göstermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. İlk videomuz arkadaşlar bir telefon videosu. Bu telefonu pistonla ezmeye çalışan bir makine var ve bakalım telefonun hali ne oluyor. Telefonda sanırım arkadaşlar Samsung telefon. Vallahi güzel ezdi. Vallahi çıtır çıtır yaptı. Bu telefon. Şimdi bataryada patlasın da gör. Arkadaşlar biliyorsunuz bataryanın sıkıştırılması hoş bir şey değil. Patlayabilir. Şu an bataryanın yamulduğunu görüyorum ama hala bir şey yok. Bu da arkadaşlar bir cam küre. Yalnız tabi piston ezince artık paramparça bir... Ya şunu var ya, eski haline getirebilir misin bana? Şunu bana eski haline getirebilir misin? Söylesene. Niye kırıyorsunuz abi? Bir de etraf cam oldu, onu nasıl süpüreceksiniz? Ben evde cam kırıyorum. 2 saat temizleyemiyorum. Her yer pislik oluyor, göreceksiniz. Her yerden cam çıkıyor arkadaşlar. Burada bir örümcek sineğe atlayacak sanırım. Aha, örümcek atladı vallahi. Ne güzel atladın ha. Hemen yemek buldun, atla. Dayak buldun, kaç. Hayvanı nasıl sardı. Arkadaşlar burada da bir kibrit. Kibriti uzaktan yakıyor adam böyle. O tabi ısınıyor ya, fıç fıç fıç. Bu da yakından çekimi herhalde. Evet. Yakından, evet arkadaşlar aşağı tutuşmaya başladı bak. Aa, ben gördüm abi. Oo. Nasıl bak. Nasıl sarar iyi, nasıl. Arkadaşlar gerçekten yanan bölgenin hali bir garip, rengi bir garip hale dönüşüyor. Sülfür mü o ya? Çok biliyorum ya sülfürü falan da. Ama güzel tutuştu. Sonrasında zaten kül oluyor arkadaşlar. Küle dönüşüyor. Yanacak bir yer kalmadığı anda. O sarılar yanıyor aynen. O sarı kısımlar yanıyor ve yandıktan sonra finito. Bir en üç kısım daha kaldı herhalde. Oralarda bittiği zaman. Şu an hala yanıyor arkadaşlar. Çok az bir şey orada görünüyor. Bu da şu anda çok fena yavaşlatılmış bir fare kapanı ve uf, sosisi nasıl kesti ya. Onun parmak olduğunu düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz parmak kopartır derler fare kapanı için. Sessiz olun, fare kapanlarından uzak durun arkadaşlar. Bu da yandan çekimi. Şimdi bir dakika. Bu yay tabii. Şu ortada bir yay var arkadaşlar. Ortadaki yay öyle bir gerilmiş ki böyle. Şu açtığında hemen çat diye. Bakın artık açtı. Şu an tabii çok hızlı bir şekilde bu. Çok biz yavaş slowlatılmış şekilde, yani yavaşlatılmış halde görüyoruz. Ve kesecek arkadaşlar. Fışt. İşte çok güzel kesti ama. Yemin ederim bundan sonra mutfaklarda fare kapanı kullanacağım. Sosis keserken fare kapanı kullanacağım arkadaşlar. Aha fena kesti. Vallahi fena kesti. Bak bir de zıplıyor. Arkadaşlar diyor yetmez, zıplayacağım. Bu da ne? Ha, mısır. Evet, ısıtılmış mısır ve patladı arkadaşlar. Bum. Ulan canım mısır çekti ha, yemin ederim şunu gördüm ya. Canım patlamış mısır çekti arkadaşlar. İşte bakın alttan alev verilmiş ve patlama anı. Artık zıpladı, patlayacağım diyor yani. Ve açılıyor. Canımı mısır çektirtiyor. Şunun güzelliğine bakın ya, ne güzeldi. Gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. Canım mısır çekti. Canım mısır çekti. Gideyim de 2 dakika alayım bari. Vallahi arkadaşlar canım çok çekti. Ne güzel patlıyor, bakar mısın? İnsanın canını çektiriyor. Gerçekten çok güzel. Bembeyaz. Benimkiler niye sarı lan? Bunlar sarı renk arkadaşlar. Bu beyaz. Herhalde buna hiç yağ katmamışlar o patlayana. Bunlar biraz yağlı tabi. Sarı yağ.
İşte yavaş çekimde arkadaşlar kurşuna kafa atan tahta. Gerçi tahta yerinde duruyor ama. Gerçekten arkadaşlar yavaş çekimde kurşunu bile görebiliyorsunuz. Aa, şunu yapmayı çok istiyordum ya. Gerçekten şu şekilde birine yumruk atmayı çok istiyorum arkadaşlar. Şu boks eldiveniyle. Ya bakar mısınız adamın suratı nasıl oluyor? Bak bak bak. Bak 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 nasıl yamalıyor suratı. Tipe bak ya, tam yumrukluk ya. Yemin ederim tam yumrukluk tipin. Abi ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir şeydir, eğlencedir ya, birbirinizin suratına niye tükürüyorsunuz abi? Aha jelibon. Jelibon. Jöle arkadaşlar, jöle. Bu da ağzından alev çıkaran adam. Niye böyle şeyler yapıyorsa merak ediyorum gerçekten. Bir insan neden alev çıkarmak ister? Evet, bir bal arısının çok yakından böyle çekilmiş ve yavaşlatılmış halini görüyoruz arkadaşlar şu an. Evet, bal arıları bal ararken vızz diye ses çıkartırlar. Gerçekten arkadaşlar şu kanatlarını çırpış hızı aslında hani şu şekilde görebiliyoruz ama normalde göremeyeceğimiz kadar hızlı. Şu an yavaşlatılmış olunca. Kardeş buldun mu bal? Ha, bir yeri geliyor bak hemen. Hemen şeye konacak. Bulduysa hemen alacak götürecek. Kardeş var mı bal? Yaklaşma bak, kanatlar birbirine çarpacak. Çok yaklaşıyor. Çarpışacak. Harbiden çarpışacaklar lan. Kanatları birbirine çarpsa ama nasıl olur ha? Yani kırılır mırılır. Bak bak geldi diğer, hemen nasıl çiçeğe kondu bak. Hemen diğerinin çiçeğine kondu bak. Gerçi ondan bal çıkmaz ama. Vızz, bunda bal yok vızz. Bunda bal yokmuş vızz. Nereye gitsek vızz. Arkadaşlar gittiler dikenden bal almaya çalışıyor. Arkadaşlar onda bal yok. Eskiden bir de küçükken şey vardı ya, arı gelince. Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok falan yapardık böyle. Arı kaçacak falan zannederdik de. Genelde olmaz. Genelde sokardı arkadaşlar. Bak bak bak. Portakalın içine sen git torpili sıkıştır. O güzelim portakalı yemek yerine patlat. Şunun haline bak ya. Ama nasıl birleşiyor bak geri alınca. Nasıl patlamış ya. Bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Torpilin içine, pardon, portakalın içine böyle bir torpil koyup patlatmak istiyorum. Bu da küçük bir araba. Oyuncak araba. Oyuncak araba havaya uçtu patlamanın etkisiyle. Oba. Ay beyaz gördükçe canım mısır çekiyor arkadaşlar. Vallahi mısır yiyeyim bari. Aa şey bu değil mi ya? Minyonlar. Oğlum tatlı minyonu ne yaptın lan? Arkadaşlar minyonu da patlattı ya. Bak şimdi de minyon... Allah'ım ya. Kuru fasulye yedirmiş minyona şimdi arkadaşlar. Bu minyonun çekmediği kalmadı. Çekmediği kalmadı bu minyonun ya. Hale bak, sadece gözler kaldı. Onu niye öyle tutuyorsun abi? Onu normal tutarak da patlatabilirsin yani. Bak karpuzun içine bomba koymuş. Bak bak karpuzun... Güzelim karpuz gitti. Kışın ortasındayız, karpuz bulamıyoruz, adamlar patlatıyorlar. Arkadaşlar bir çakmağın yıkılış anı. Çat çaktı böyle. Pişt. Şu an çıkan gaz alev alıyor yavaş yavaş. Onun bir sis var ya öyle. Zippo çakmaklar. Kapağının kapanması da çok önemlidir arkadaşlar. Böyle şey yaparsanız kapanır ya. Çoğu insanın hoşuna gidiyor bu. Damacanaya benzin koymuş ve pişt alev veriyor arkadaşlar. Damacana tabii ki de
yanmaya başlıyor. Ay yumurta en iğrendim. Hiçbir zamanda yemeği sevmedim. Şeylerden, gıdalardan biri arkadaşlar ve fena şekilde patladı. Bak 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 yumurtayı nasıl yere atıyor. Her yer yumurta oldu şimdi. Ne yapacaksın onu? Nasıl temizleyeceksin? Arkadaşlar yumurtalar kötü ha. Hemen öyle kolay temizlenmez gerçekten. Evet şu anda bir çarpışma testini görüyoruz. Evet kemer takmamış ve ooo göğüs kafesi direksiyona girdi. Kafası da cama çarptı. İşte kemer takmazsan bu olur. Ha, hava yastığı şişti arkadaşlar şu an. Hava yastığı bir nebze kurtarır ama kesinlikle kemer takmak lazım. Alttaki kemerli ve hava yastıklı. Üsttekinde hiçbir şey yok. Görüyorsunuz aradaki fark fena. Yani üstteki kafayı çarptı. Alttaki pek bir şey yok. Pek bir hasar yok. Arkadaşlar videolarımız burada bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer böyle videolar isterseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Ve böylece bu tarz videolara da gelmeye devam etsin. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.